Ahsen Hanım merhabalar. Merhabalar. Feriyan Hanım merhaba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Büyük keyifte. Ve bu keyifli röportaja öncelikle Ahsen Hanım'ı tanıyarak başlamak isteyeceğim. Ahsen Hanım kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? İsmim Ahsen, 25 yaşındayım, sosyoloğum. Bu sektöre 2004 yılında ailemin de bu sektöre girişiyle başladım. Evet. Çekirdekten mi yetiştiniz? Aynen. En çekirdekten böyle küçükken ütüsüdür, temizlemesidir hepsini çırak öğrenerek ipiyle yapmışsınız ilerledim. Şu an aile olarak kurduğumuz bu şirkette büyütmek için hepimiz aile olarak sırt sırta omuz omuza vermişsiniz. Mücadele ediyorsunuz aslında beraber. Öncü firmalardan olmak için elimizden geleni yapıyoruz diyebilirim. Ne güzel. Tabii en büyük destekçiniz de yanınızda. Böyle tabii, çok kısa bir söz vereceğim annenize de. Evet. Perihan Hanım sizleri tanıyalım. Buyurun. Ben Perihan Keyif. Evet. 2013'ten beri devam ediyorum. Ben de bunlar büyüdükten sonra ben geldim. Evet. Ben de, siz de burada çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Tabii. Çok da keyifli bir hale gelmiş. Tam bir aile şirketi. Destek veriyorum. Ne güzel. Olmazsa olmaz. Tabii. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi Ahsen Hanım, ben biraz tanımak istiyorum burayı sizlerden. 2013'te anneniz geldi ama daha önce bir evveliyat var burada. Evet. Neler yapıyoruz burada? Verdiğiniz hizmetler nelerdir? Öncelikle tabii ki kuru temizleme yapıyoruz, adımızda da olduğu gibi. Ürünleri gereken ilaçlarla temizlemesi yapılıyor, ütüleri yapılıyor. Aynı zamanda lostra hizmetimiz de var, terzilik hizmetimiz de var. Zaten en büyük terzimiz annemiz. Evet, yanınızda. Evet. Yıkama olsun, başka... Aslında tek... A'dan Z'ye diyebilir miyiz? Ya, A'dan Z'ye biraz... diyebiliriz. Yani halı yıkama bile var aslında. Halı yani yıkama bile temizliğin var. Temizliğin içinde hepsini, A'dan Z'ye hepsini yapıyoruz diyebiliriz. Ya tekstil olan her şey temizleniyor. Aynen. Tekstil olan her şey. Evet. Biraz tabii arz talep meselesi sanırım tabii. Evet, düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Ya 4. Levent'te olduğumuz için çok fazla insanlar tarafından istek oluyor. Yani bu da oluyor mu diye soruyorlar ve biz de ihtiyaca göre gittikçe genişletiyoruz. Şu an A'dan Z'ye her şeyi yapıyoruz diyebiliriz yani. Ne güzel, zor bir iş. Aynen. Aslında çok kolay görünebilir dışarıda ama arka ekranda ciddi bir iş gerçekten. Risk var, emek var, sabır var, tecrübe olması lazım. Evet. Bu başarı... Ürünler hep kalite olduğu için ona göre özen göstermeniz lazım. Mutlaka. Nelere dikkat ediyoruz peki? Yani olmazsa olmazdan neler peki sizin için? Ya en önceliğimiz lekeyi çıkarmak zaten. Lekeyi en doğru şekilde solmadan, herhangi bir boya akması, herhangi bir şey olmadan, işte ürün çekmeden, ürünü aynı nasıl aldıysak o şekilde vermeye çalışıyoruz. Öncelikle hedefimiz genelde ama lekeyi çıkarmak oluyor. Yani en büyük uğraşımız onun üzerine oluyor. İyi bir ütü olması, giyen kişi için bir sonraki gün işe giderken onu giydiğinde gerçekten memnun kaldığını bilmek bizim için çok önemli. Burada boya işleri falan da yapıyorsunuz sanırım. Evet, biraz bahsedebilir miyiz? Nasıl oluyor bu işler? Kumaş boyama yapıyoruz. Ben yapıyorum zaten. O sizde bitiyor. Bende bitiyor, evet. Çok şükür. Şehir dışından olsun, müşterilerimiz kargoyla geliyorlar, kargoyla yolluyorum. Nasıl isterlerse. Ha, kargoyla da gönderim sağlıyorsunuz. Evet, hani sadece yani bu bölgede değil. Türkiye'de her yere de yapıyoruz. Her yerden yani gelebiliyor. Aynen. Gönderiyorum. Ciddi bir başarı çok bu. Çok şükür. Yani şikayet yok. Çok seviyorsunuz mesleğinizi. Bence sizin en büyük başarınızın sırrı bu. Özellikle Feriyan Hanım siz. Onun şey için, yani çocuklarım benimle birlikte olduğu için, beraber mücadele ettiğimiz için. Başarıya da yansımış bu enerji sanırım. Evet. Bir aile konseptini gerçekten o içeriye girdiğinizi hissediyorsunuz ama bunu. Tabii. Yok, ben her gelen müşterime söylüyorum. Burası bir aile yeri diyorum. Evet, ne güzel. Bir pandemi süreci yaşıyoruz Ahsen Hanım. Gerekli tedbirlerinizi almışsınız. Tebrik ediyorum bu konuda size. Neler yaptık pandemi sürecinde? Aldığınız tedbirler nelerdi? Öncelikle sosyal mesafe için gereken her şeyi, maske takmak olsun, gerekli dezenfektanları burada bulundurmak olsun. Hepsini harfiyen yerine getirdik ve müşterilerimizle olduğunca mesafeli bir şekilde dükkan almaya dikkat ettik. Önce sağlık değil mi? Evet, önce sağlık. Sağlık kesinlikle olmadan bu anlattıklarımızın hiçbir önemi olmuyor kesinlikle diyebiliriz. Zaten bizim işimiz de yani o bakterileri de öldürmek üzerine olduğu için. Mesela kullanılan malzemeler sanırım hep birinci kalitedeki malzemeler kullanılıyor. Şu anda var ya, gerçekten en güvenilir kuru temizleme. Mesela pandemi o mikroba karşı birebir. Çünkü bizim ilaçlarımız olsun, ütümüz olsun. Aynen. Hepsi yani öldürüyor değil mi o bakterileri? Bakterileri öldürmek yani üzerine. İmkansız yani. Yaşaması imkansız. Aynen. Bence en güvenli meslek kuru temizleme şu anda. Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet. Çok güzel bir konuya da değindiniz aslında. Evet. Peki Feriyan Hanım, hayal ettiğiniz yerde mi? Şimdi şöyle bir film şeridi gibi geçse hayatınız, tabii o zaman işte Ahsen Hanım daha küçüktü vesaire ama
Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? İstediğiniz yerde misiniz? Yani hiç bu şekil düşünmemiştim. Yani bir kuru temizleme ödeği olacağımı hiç düşünmemiştim. Hiç gelmezdi mi aklınıza? Hiç aklıma gelmezdi ama hayat... Buralara kadar getirdi. Şu an bulunduğumuz noktadan aslında mutluyuz. Çünkü hani beraber hepimiz içinde bir şeyler üretebildiğimiz bir yerdeyiz. Şu an işte terzilik olsun, temizleme olsun, boyama olsun hepsi bizi de böyle şey besliyor ve başka şeyler de düşünüyoruz sürekli hep beraber. İşte evet. Başka ne yapsak artık hani sürekli o noktadayız. Gelişiyor, değil mi? Aynen. Tabii ki daha ilerisini ama hedefliyoruz. Ama teknoloji de gelişiyor. Kesinlikle yani. İşte hem teknolojinin etkisiyle hem de evet. Şu an daha öncü bir yerde olmak istediğimiz ve daha ilk üçe girmek gibi bir niyetimiz olduğu için hala hedeflerimiz var. Hala belki kendimizi ilerletiyoruz. Tabii. Aslında zamanında şubelerimiz de oldu. Yani evet. Çeşitli deniyoruz biz de öyle ne, söyleyelim. Ama şu an tabii ki mutluyuz yok, olduğumuz bitmez. Noktadan. Biterse biz de biteriz zaten. Evet, evet. Biz de orada başarılar dileyelim sizlere. Artık son sözlerinizi alalım. Tabii. Bir teşekkür mesajınızı alalım Aysel Hanım. Evet, buraya gelen müşterilerinize, tüm Türkiye tabii. Aslında. Son sözlersin, buyurun. Bizi desteklediğiniz için, bize güvendiğiniz için, bize ürünlerinizi emanet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz de elimizden geldiğince aile olarak sizlere elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Biz de herkesi buraya davet edelim o zaman. Evet. Hem bu anlattıklarımızı yaşayarak görürler, en azından bir çay kahve içerler, bir tanışmış kesinlikle olurlar. Kesinlikle bekleriz. Evet, bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür ederiz. Aysel Hanım ve Feriha Hanım, başarılarınız her zaman için de daim olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun, hoşçakalın. Çok sağ olun.